Şimdi nerede kaldığımızı bilmiyorum ama şöyle tesisatı dizdik. Radar yerine oturtturduk. Bunun kodlaması olacak. Kameranın şu altına bir kapak sabitleme aparatı olacakmış. O gelecek. 3 güne geliyor dedi. Onun dışında farın şeyi yok. Arkasında bir led gelecek. Bir de bizim şunu yapamamıştık. Bunun sabitlemesini. Altının bir tırnağı olacak. O tırnakta tek yok. Bunun komplesini alacağız. 1500 lira da o. 1600 lira LED'i, 150 lirası da, 150 lira da kameranın sabitlemesi. Saat akşam 9 oldu. Skoda'nın radarını kodlatacağız. Göksel Otomotiv'e geldik Şaşmaz'da. Ustayı tanımıyorum, video çektirecek mi, çektirmeyecek mi bilmiyorum. Bir şansımı deneyeceğim. Bir bakalım işte. Şimdi radar kodlamayı yapacak arkadaşın dükkanına gittik. Fakat video çekmeye müsaade etmedi. Önce aldığımız parçanın online yüklemesi mi yapılacak? Ne yapılacaktı? Online kodlaması yapacak parçanın. Önce bizim aldığımız parça çıkma olduğu için o parçanın online bir kodlaması yapılacakmış. Onu Sercan yapacak. Online kodlama yapıldıktan sonra radar kodlaması, tanıtılması yapılacak. Ama o arkadaş da izin vermediği için video çekmeye. O yüzden beklememin bir anlamı yok. Sercanlar yaptıracak. Ben de yarın arabayı teslim alacağım. Orada da test ederiz. Selamünaleyküm. Sevgili dostlar, çok hızlı ilerledik Skoda'da. Saçımı düzelteyim. Skoda'da çok hızlı ilerledik aslında. Fakat yani çok teferruatlı teknolojik bir araba almanın azizliğine uğradık. Bazı parçaları bulunmuyor. Çok küçük bir parçada takılı kalmıştık. Evet, o parçayı da evde unuttum. Çok güzel. Lan. Neyse, gidip alayım. Çok küçük bir parça takılı kalmıştık. Kameranın ayağı. Kameranın ayağını 3D yazıcılı sağ olsun Enes diye bir arkadaş vardı. Yine bizim YouTube'dan takipçimiz 200 TL'ye yapmıştı 3D yazıcıdan. İlk bastığı baskı ters olmuştu. Sonra ikinciyi bastık, o da kırıldı. Olmadı. Ben zaten orijinal siparişini vermiştim. Almanya siparişi 21 gün mü 22 gün mü onu bekledik. Tam kameranın ayağı geldi aslında. Fakat arabanın birkaç eksiği vardı. Taner abi dedi ki salı gününe sana randevu verebilirim. Salı günü yapalım. Bugün salı. 23 Temmuz. 23 Temmuz salı. Şimdi arabayı Taner abiye götürüyorum. Ufak tefek takılacak kaporta malzemeleri var. Yani şeyler, nikelaj parçaları, ıvır zıvır böyle kozmetik eksikleri kaldı. Alt muhafazası falan takılacak. Davulun bazı takılacak. Davulun bazının üstüne orijinalden davulun bazda bir yalıtım malzemesi vardı. Onu yapmam lazım. Döşemeciden bir parça yapışkanlı izolasyon malzemesi alacağım. Onu yapıştıracağım davulun bazda, sünger. Allah izin verirse arabanın bugün eksik kaporta parçası bir şeyi kalmayacak. Tamamen bitmiş olacak. Ondan sonra arabayı Sercan'a bırakacağız. Bizim yazılımcı arkadaşa. O da bu kodlama için bir malzeme yaptırmışlardı. Maalesef ki kodlamayı yapacak olan arkadaş galiba ismi Muttalip'ti. Tam hatırlamıyorum. Video çekmemizi istemiyor. İzin vermiyor. Kendi işidir, bir sanatıdır. Bilinmesini istemediği şeyleri vardır. Yüzeysel dahi olsa hiçbir şekilde müsaade etmedi. Sadece fotoğraf çekebilirsin dedi. Uzaktan dedi onu da. Hani öyle deyince ben de çok yanaşmak istemedim. Göstermek istemiyor hiçbir şey. O kısmı çekemeyeceğiz. Ama size sadece ben Sercan'ın bana anlattığı kadarıyla anlatabilirim. İş bittiğinde onu tam ben Sercan'a anlattıracağım. Şimdi Taner abiye gideceğiz. Bugün geç kaldım diye hem fırça yiyeceğim. Hem %100 yemek ısmarlattıracak. Onu da şeyden Antepli'den diyor bana döner al diyecek. Kesin. Yani normal şeyi de kabul etmez. Bakalım, neyse işimizi bir yaptırabilirsek. Taner abi rüşvetsiz çalışmıyor. Hem normal ücretini alır, hem bir de üstüne rüşvetini alır.
şuradan giriyordum. Taner abin adresini merak edenler için, yani adresi öğreneyim de yanlışlıkla gitmeyeyim diyenler için şöyle şeyi çekeyim. Taner abinin dükkana nasıl gidildiğini. Beni kim arıyor? Ha, geç de oradan ben nasıl geçeceğim lan? Şuradan şöyle bir aşağı dönersek, bunun arabası bozuldu galiba, Allah yardım etsin. Şöyle bakıyoruz, bizim manta yine yatıyor, Allah'tan üstünü ben çadırladım. Şuradan şöyle geliyoruz, bakın şurada Isaac kaportu var. Hani gelmemek isterseniz burayı şey yapın, öğrenin yani. Koymuşsun. Çok güzel. Çekiç geçildi mi? Geçilmemiş. Bu eskort kimin? Eskortu kapıya atalım da şu benim arabaya yanaştıralım. Sen salı gün dedin, ben salı geldim. Bak dün gelmedim. Sen bana salı günü gel dedin. Dün gelebilirdim. Parçalar gelmişti cumartesi günü. Ne yapacağız biz bundan sonra? Küçük ufak tefek işte davlumu bas. Alt muhafaza. Ondan sonra... Muhafaza benim işim değil, onu tamirci takacağım. Sen bir bak da. Sen bir bak. Tamirciye de baktırırız. Davlum bazı. Şeyde işim bitti mi tamponla? Tamponla işimiz bitti. Tamponu sabitleyeceğiz. Su geçer mi tamponu? Nasıl olacak? Tamponu sökmeyeceğiz yerine. Bir şeyini çıkaracak mısın? Nasıl bir şeyini çıkartacağız mı? Şey bakıyorsun ya sen onunla. Şöyle takip. Ha yok. Şöyle yaparız. Montaj kaparken çıkaracak bir şey yok mu? Biz daha ayarlanmadı zaten o. He. Tamponun alt şeyini falan takarız. Alt zımbırtlarını, soketlerini takar, yerine oturturuz. O nereden ayarlanıyor? Makinenin içinde mi şeyden mi ayarlanıyor? Bir tane bir anlatacaktım videoda. Şimdi yere bir tane malzeme seriyorlar, tamam mı? 12 tane mi ne nokta, siyah nokta. O noktaların büyüklük şeyi var, tamam mı? 12 çapı 12 santim mi ne olacak? Ya da 16 nokta mı ne vardı? 16 ve 12 mi? İkisinden karıştırdım. Onları arabanın önüne seriyor belli bir mesafeye. Arkaya seriyor belli bir mesafeye. Yavaş yavaş ileri mi yaptırıyordu, geri mi yaptırıyordu? Bir şey anlattı da ben unuttum. O noktalara göre kalibre oluyor. Bir şeyler, bir sistem var da ne olur ben de bilmiyorum. İlk defa duydum. Neyse bizim arabaya ne zaman başlıyoruz? Tamam peki başlayalım. Bir tane nikelajımız güneşten kavrulmuştu, onu değiştirdim. Bu bir jant göbeği arması. İki, şu alt parça tekerin ön tarafı arka tarafında duruyor. Ön tekerin arka tarafında davulun bazla tamponun arasında duruyor. Bu da ekstra hediye. Şurası toplam 2,5 mu yaptı? 2,5 ya da 3 lira yapıyor. Bir daha bakarım tekrardan ne kadar yapıyor. 1500 ne yapar? 3 lira. Bu malzemeyi de değiştirmek zorunda kaldık. Şunun altında küçük bir tırnak var. Şu sekman. Bu sekman düşmüş. Bu sekman için komplesini satın almak zorunda kaldık. Onu söylüyorsun da Taner Usta bedava çalışıyorum burada diye, onu niye demiyorsun? Taner abi de bedavadan çalışıyor. Ha. Bize ücret iadesi yaptı. Al dedi kardeşim. Sen dedi bana dedi sürekli araba götürüyorum. Ben dedi Skoda'dan ödediğim paraya dedi gönlüm razı değil. Sana paranı geri iade edeceğim dedi. Taner abi bunu ikinci kez söküp taktığı için biraz sinirlendi. Ben sökerken bir iki bir şey söyleyeyim de sana biraz masraf çıkartayım. Neyse. Evet, kıracağım mı? Kırayım bir iki bir şey. Kırma. Sana. Masraf çıkartayım ben. Kırma, ondan sana eksi olarak yedim sonra. Gece rahat uyuyamazsın. Yok, gayet rahat uyuyorum. Durarsan rahat uyuyamazsın, ahım tutar. Gece uykuların bölünür. Ha? Ötekinde yarım vardı. Ötekini al. Ötekinin şeyi yarımdı, izolasyonu yarımdı. Ben bunu yapabildiğim kadar komplesini yaptım. Neyse onu yapaydım.
Ya ötekine tam iyi bakmadım. Yarım yarım vardı onda. Ben komplesine geçtim gittim. Ama iyi oldu. İyi oldu. İş görür. Arabanın son olarak reflektörünü taktık. Arabamız bitti. Şu anda jant göbeğini taktık. Davlum bazını taktık. Hangi hesap? Hangi hayat? Ön panjurumuz geldi. Nikelajlı. Her şeyimiz tamam. Şimdi radarı... Ya hesabı kapattık ya abi. Şimdi radarı kodlatmaya gidiyoruz. Seninkini de kapattık abi. O ücretsiz. Ben o küçük kapağı ücretsiz aldığım için boyası da ücretsiz. Abi 1 liralık bir şey ya. O 1 lira büyüklüğünde ya. Bir sıkıntı var. Tampon düşük duruyor. Ben Taner abinin yanında söylemek istemedim ama parçacıya gittim. Panjur dedim bir hata mı var? Bir bak dedim. O da tamponun içinde boşluk var dedi. Ya bir tane parça eksik verdiler. Şimdi Taner abi tamponu sökmeye yeniden para isteyecek falan filan bilmiyorum. Yani artık bu araba yapma işleri de çok şey ya. Çok zor. Zulüm. Gerçekten pişman oldum. Uğraşılmıyor. Artık eskisi gibi değil. Taner abi de biraz sinirleniyor. Ben de sinirleniyor. Taner abi diyor parçacının gönderdiğini taktım. O doğru, haklı. O parça diyor ki kaportacının verdiği parça listesine göre verdim. Yani burada bir şey suçlu ben çıkıyorum geriye, ortaya. Usta tavsiyelerine ihtiyacım var. Artık tükendi, bitti. Bitti. Bana usta lazım. Yeni ustalar lazım. Taner abi biraz sinirlendi. Taner abi parçalarını söylediği parçayı takmış ama bir tane daha parça olması gerekiyor dedi. Altını gösterdi. O da haklı. Parçacı da Ali de bilmiyor. Ne yapacağım bir şey dedim. Ali de bilmiyor. Parçacı da bilmiyor arkadaş. Usta önerilerini bekliyorum lütfen. Güvendiğiniz ustalar varsa Ankara Şaşmaz'da ya da İvedik'te yorumlara numara bırakırsanız not alacağım. Yeni ustalara ihtiyacım var. Eksik olan malzeme bu. Fakat bu ne olmuyor? Yine yanlış malzeme. Bu da değil. Bu olmuyor değil mi? Evet. Tamam. Bak, usta. Şu ön tarafta şeyler olacak. Şuralarda delikler olacak parçanın. Tamponu gördüm. Şimdi onu göstereceğim. Tamam. Geliyorum. Parçacıya kaç kere gittiğimi geldiğimi hatırlamıyorum. Yanlış parça. Bu parçayı aslında biz almışız. Parça listesinde varmış. Fakat Ali unutmuş. Parçayı göndermeyi, vermeyi ya da işte neyse. Parçayı unutmuşlar. Taner abinin burada bir hatası yok. Benim işçiliğimi kim verecek diyor. İki kere, üç kere tampon uğraşamam diyor. O da haklı. Yani şimdi bu parça yine yanlış geldi. Gideceğim. Muhtemelen bu parçanın buna olan modeli yok. Servis sipariş diyecekler. Yine bekleyeceğiz. Pişman oldum. Zarar ettim. Şöyle zarar ettim. Şimdi bu arabayı ben ne zaman aldım bile unuttum. Bayağı zaman geçti. Ben bu arabayı böyle almak yerine atıyorum. Hesabıma göre benim 200 lira falan karım olacak. Görünen hasarının şöyle normal bir araba olsaydı ve normal benim eski ustalarım olsaydı, kendisi cezaevinde Yahya abi, yani o arabanın 15 günlük işi vardı maksimum 15 günlük işi vardı ama belki 2 ay oldu. Yani ben bu arabayı zaten kiraya verseydim 2 aylık 150 bin lira alırdım ki öyle işlerde denk geldi. Yani böyle kazalı alayım, kiraya vereyim, bilmem ne yapayım. Bunlar iş değil. Vallahi iş değil. Hem uğraştığınla kalıyorsun. Normal ben alsaydım bunun, verirdim. Zaten şimdi ben bunun parasını çıkartmıştım. Yani arabanın parasını değil, o aradan hani kazalı aldım, yaptırayım, ettireyim. 200 lira, 150 lira, 250 lira kar edeceğim. Ki o hesaba girmeye gerek kalmazdı. 2 ay diyorum ya, 2 ay kiraya verirdim. Benim tahminimce 2. aya girdik. 2 ay kiraya verdim. 75-75, 150.
Allah bereket versin. Böyle de uğraşmazdım. Hayırlısı. Bunda bir tecrübe etmiş bulunduk. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskiden var ya, ne arabalar topluyordu hemen hıp hızlı bir şekilde. Şimdi araba bitti. Sadece radar ayarına gidecek. Fakat önünde mesela şurada boşluk var. Tamam mı? Taner abi bunu söylüyorum. Buraya el giriyor. Bunu söylüyorum Taner abi. Buraya iki parmak giriyor. Buraya üç parmak giriyor. Ona diyor benim yapabileceğim bir şey yok diyor. Parçan yan sanayi diyor. Tampon orijinal. Sadece bu nikelaj panjur yan sanayi. Şurayla panjurun hiçbir alakası yok. Bura hadi diyelim ki şeyden kaynaklı. Bu diyelim yan sanayi olduğu için kaynaklı. Zaten ustaların hiçbiri bu ayarı tutturamadığında hepsinin suçunu parçaya atıyor. Şunu kaldırdığımızda yukarı, tamponu böyle yukarı kaldırdığımızda, fara sıfırladığımızda panjurun arası da kapanıyor. Bunda bir sıkıntı var diyorum. Benim yapabileceğim bu kadar diyor. Şimdi başka bir kaportaj arıyorum bu arayı kapattırmak için. Taner abi modelin böyle olduğunu iddia ediyor. Ama tesadüfen sokakta bir tane Süper B gördüm. Ayarı sıfır. Şöyle göstereyim, ayarı sıfır. Taner abi bu panjurun bu şekilde, bu modelde olduğunu iddia ediyor. Suyu ısınıyor. Taner abi inatlaşıyor. Aracın orasındaki açıklığının normal olduğunu iddia ediyor. Ama normal değil, biliyorum. Şimdi başka bir kaportacıdan 2-3 bin lira tutar dedi. Yaptıracağım. Taner abi, yani tek sıkıntın ne biliyor musun? Mantadan dolayı ben Taner abiye gebeyim. Mantanın yapılacak 1-2 bir işi var. Kaynak işçiliği çok iyi, çekiçlemesi çok iyi ama demek ki abi eski arabalar yapabiliyor, yeni arabalar yapamıyor. Bunu anladım. O yüzden mantadan dolayı Taner abiye bir gebeliğimiz var. Manta bitene kadar Taner abiye hiçbir şey söylemeyeceğim. Mantayı yaptıracağım. Manta bitsin, ondan sonra bunları tek tek söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Benden zar zor 45 bin liraya anlaştık. Arabada bir şey yoktu. Doblo var benim, pert, haşat. Arabanın sağ yanı haşat, sol yanı haşat, önü haşat. Şaseleri, maseleri, her yeri haşat. Ona da 50 bin lira fiyat verdi. Skoda'ya da 50 bin lira fiyat verdi. Neyse dedik. Ama istediğim gibi de olmadı. Yani işin kötü yanı o. Parayı verdiğime göre istediğim gibi olsa o da yok. Neyse, razı geldik. Yeni genel müdürümüz işten ayrıldı. Eski genel müdürümüz askere gitti. Bugün Alican'la beraberiz. Alican iş yerinden bu ara işleri zayıftı. İzinliydi. O da bana yardım ediyor. Yeni genel müdür niye işten çıktı? Araba vermediğim için işten çıktı. Ben arabayla mesai saatleri dışında gezilmesini istemiyorum. Bir keresinde işe girdiği ikinci gün araba onda kalmıştı, beni aradı. Ben de Eryaman'a gideceğim. Dedim git, bana niye soruyorsun, ben de arabayla gideceğim. Dedim arabayla gidemezsin, bir şey olduğunda hani ne yapacağız dedim yani. Biton da kaskosu falan yok. Allah göstermesin bir şey olmaz falan dedi. Yani diyelim ki oldu. Orada biraz morali bozulmuştu. Sen bana güvenmiyor mu falan filan dedi. Yok dedim, yani güvenle alakası yok. Diyelim ki kaza oldu. Ben seni tanımıyorum, etmiyorum. Sana ben niye arabamı vereyim? Ben diyor havalimanına giderken kaza yaparsam ne olacak? Seni havalimanına giderken ben gönderiyorum. O sorumluluğu ben alıyorum. Ama sen gezmeye gittiğinde, kendi iş için gittiğinde bunun sorumluluğu sana ait. Bunu ödeyebilecek, yaptırabilecek bir durumunda olmadığı için vermek istemiyorum. Geçenlerde işte yine bir akşam havalimanından araba almıştık. Araba onda kaldı. Pazartesi gelirken getirirsin dedim. Ama bir yandan da araç takipten ben bakıyorum yani akşam. Baktım gece yine geziyor, araba bir yerlere gidiyor. Ben buna yazdım işte. Söyledim dedim. Daha önce de sana söylemiştim. Arabayla mesai saatleri dışında gezmek yok. Bu da beni aradı. Sen bana işte güvenmiyorsan abi, ben çalışmak istemiyorum. Dedim ben sana daha önce söyledim.
Utanç uyarısı veriyor. Daha önce ben sana dedim, söyledim bunu. O da hala şunu söylüyor. Ben de sana daha önce söylemiştim diyor. Ya sen buraya girerken, işe girerken ben kiralık arabalarla, adamın arabalarıyla istediğim her yere gidebilirim diye ben sana böyle şey söyledim mi? Söylemedim. Sen niye kendine bu yetkiyi veriyorsun? İstemiyor kardeşim. Ben mecbur değilim ki sana arabamı vermeye. Ondan sonra ben çalışmıyorum dedi. Çalışmıyorsan yapacak bir şey yok. Yarın yeni bir genel müdür geliyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz az önce mesela Alican'la muayeneye gideceğiz. Aracın stoplanmasının biri yanmıyormuş. Ampul değiştirdik. Çok basit. 5 dakikamız aldı. Ama normalde hani şöyle oluyor. Abi ampul yanmıyor, ne yapayım? Değiştireceğiz. Hangi elektrikçiye gideyim vesaire vesaire. Şimdi elektrikçi değiştirdim 100 lira, kendimiz değiştirdik 20 TL. Çalışan personel, yani bu hangi işte olursa olsun maaşını kendi belirler. Yani standart bir maaş belki ona hani şey gelebilir. Düşük gelebilir, az gelebilir. Yani ben mesela 20.000 TL veriyorum. İşte sigorta, yemek vesaire. Ama bu maaş mesela onlara az gelebilir. Hiçbir şey bilmeyen bir adam için başlangıç seviyesinde bence iyi. Yani günümüz şartlarına göre kötü ama bir şey yok. Ha ne oluyor? Mesela bak. Alican 20.000'e çalışacak bir adam diye hemen pat. 2 dakikada stopu sökelim takalım dedi. Dediğim gibi personel, yani çalışan arkadaş hangi işte olursa olsun maaşını kendi belirler. Birazcık inisiyatif kullanıp kendi mesela bu stopu söküp takıp değiştirse, hani ne yaptın stopu? Ben kendim söktüm taktım 2 dakikada. Ha diyeceksin ki bu adam biraz bir şeyden anlıyor. Seni koruyor, kolluyor. Lan bana ne lan, verim elektrikçi değiştirsin demiyor. Özen gösteriyor yani. Bu gibi durumlar personelin maaşına olan artı olarak yansıyor. Neyse, aleyküm. Skoda'nın direksiyonu çevirirken bir tıkırtı geliyordu. Bu tıkırtının ben rot başlarından olabileceğini, pardon, amatör kafalarından olabileceğini düşünmüştüm. Usta da baktı, amatör takozu büyük ihtimalle dedi. Değiştirip bakalım dedi. Sağ sol amatör takozu değişti. Fakat ses kesilmedi diye beni aradı. Direksiyon kutusundan çıktı dedi. Bugün direksiyoncuya götürdük. Şen direksiyon. Ben Kılıç kardeşlere götürecektim. Menderes abim dükkanına. Burada dedi, daha hesaplı yaptırırız. Biz hep buraya yaptırıyoruz dedi. Tamam dedim, senin dediğin yere götürelim. Bugün götürdük. Yani video çekecektim aslında da. Usta direkt şey dedi. Sen abimi götür dedi. Sonra dedim hani başında dursak daha iyi değil miydi falan dedim Tuncay'a. O da şey dedi. Muhtemelen basit bir şey, hemen yapıp verecek. Bize öyle dediğine göre bildiği bir şeydi. Kaza yaptı mı yapmadı mı diye sordu bana dedi. Kaza yaptı deyince dedi, tamam siz gidin ben hallederim dedi. Basit bir şey olduğunu düşünüyorum dedi. Yani uygun fiyatlı bir şey yapacak dedi. Ama ben yine de görmek isterdim. Bu kısmın videosunu çekemeyeceğiz. Rot ayarında işte dedim ya. Bizim aracın üzerinden çıkan direksiyon kutusu buydu. Bu, aynen. Burası neymiş? Usta böyle değişik bir şey varmış. Nasıl İlk defa böyle bir direksiyon kutusu gördüm. Bu ne ki? Sıfır var mı mesela orada? Bunun sıkıntısı neymiş abicim? Abi kaza yapmış ya sadece. Eğilmiş yerde. Mi? Aynen, yatağa eğer bunlar. Hastalıktır bunlar. Kaza esnasında eğer. Ustam körükleri de değiştirmiş. Aynen. Bunun tamir olma şansı yok muydu? Yok. Anladım. Aha. Kaza yaptığı zaman bunlar biraz sıkıntılı. Peki tamam ustam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kutu değişti. Bizim direksiyon kutusunun beynini kullanmışlar. Direksiyonun kovan kısmı komple değişti. Bunun için 16.000 TL ücret ödeyeceğiz. Şimdi bunlarda şöyle bir durum varmış. Radar muhabbeti. Tampon sökülüp takıldığında bile radar arıza, yani radarı yeniden kodlanması gerekiyormuş. Ben de o yüzden bunun taktığımız çıtalar nikelaj çıtaları, yan sanayiydi. Güzel durmuyor zaten de. İnşallah bir daha değiştirmek zorunda kalmayız. Biraz yerinden çıkar gibi olmuş tırnakları. Şimdi bunun tamponunu bizim Hikmet abi de söktüreceğiz. Güzelce o nikelajları ve panjurları sabitlettireceğim. Arkadan artık nasıl bir işlem yapar bilmiyorum ama bir daha çıkmayacak şekilde sabitlettireceğim. Sonra aracın alt muhafazası, davlun bazı vesaire, altında takılacak nesi var nesi yok, takıp tamponu
bir daha açılmamak şartıyla kapatacağız. Ondan sonra da işte radarın kalibrasyonuna gidecek. Yani nasıl söyleyeyim, boyatmak için bile tamponu söktürdüğünüzde radarın kalibrasyonu bozuluyormuş ve yeniden yapılması gerekiyormuş. Biraz meşakkatli bir iş. Umarım tamponu bir daha söktürmek zorunda kalmayız. Bu yaptırdığımızda kalır diye umut ediyoruz. Skoda'nın kamerasının ayağı gelmiş. Almanya siparişli, bir 20 gündür falan bekliyorduk. Şimdi Skoda'ya geldik. Ayağı almaya. Gelsin de göstereyim. Ayağı da taktıktan sonra şu kamerayla radarın adaptasyonunu yapıp inşallah arabayı bu hafta zaten yarın cuma, bu hafta bitiremeyiz de. İnşallah pazartesi salıya aracımızı bitmiş bir şekilde teslim alacağız. Ondan sonra güzel bir iş yakalayabilirsek, ama güzel işleri de kaçırdık. İşte bir tane partiden vardı, veremedik. İki tane de inşaat şirketinden sorun olmuştu. Böyle Passat ayarında falan bir araba var mı diye. Orayı da kaçırdık. Bakalım, söyleyeceğiz eşlerimize, dostlarımıza. İnşallah arabayı uzun dönem güzel bir yere verirsek biz de rahatlarız. Ayak geldi. Şöyle bir şey. Sipariş ettiğimizde 250 liraydı. Türkiye'ye varana kadar 521 lira oldu. Arabanın son ufak tefek işleri kaldı. Taner abiye gittim. Salı günü parçaların geri kalanları gelecek. Taner abinin bana verdiği cevap şu: salı günü Antep'ten dönerim yerim ama dedi. 16.000 TL direksiyoncuya verdik. 1000 TL Tunca'ya verdik. Amortisör takozları değişti ama yani boştan yere değişti. Biz ses amortisör takozlarından zannediyorduk. 400 TL'de tampondaki nikelaj, tampon nikelajlarını sabitlettirmek için verdik. Selamünaleyküm. Şimdi Skoda'nın yanındayız. Çok değişik işler var. Bir türlü bitmiyor araba. Emre ile görüştüm. Aracın aslında her şey bitti ama şu kameraların altında, şunların altındaki kameralar var. Bunların kalibrasyonları falan yapıldı. Aracın şu altta tablasında bir tane bir çubuk var. Şöyle küçük bir şey. Ben onu biraz önemsiz bir şey olarak düşünmüştüm. Onu Lider Volkswagen'deki Tuncay'ı da düzeltip, azıcık eğikti, onu düzeltip Japon'la hep yerine yapıştırdık. Ama araba kalibrasyon yapılırken demin Emre anlattı. Bunların hepsini anlattıracağım size. Emre anlattı. Arabayı kalibrasyon yapabilmek için arabaya 3 kişi oturmuşlar. Yüksekliğini denk hizalasın diye. Kabul etmiyormuş. Muhtemelen onu yapıştırırken mesafesi kurtarmadı. Bir yanlışlık oldu. 3 kişi oturduk diyor. Kalibre ettirdik ama daha sonra yola çıkmışlar, yine bozulmuş. Hurdacılardan gidip o malzemeden bulmaya çalışacağım. Skoda ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Radarcı arkadaşın dükkanı çok dolu. Sercanlar hasta olmuştu, sonra ev taşıdı falan. Aracın arka kamerası olmuş. Sadece ön kamerası kaldı. Yan kameralar da sorun yok, çalıştı. İşte bu ön kameranın adaptasyonuyla alakalı bir problem oldu. Yani yapılmıştı, sonra bozuldu tekrar. Biz o tablanın üzerindeki soketten olduğunu düşünüyoruz. Soketin orijinalini taktık, sağlamını taktık. Yarın tekrar deneyecekler. Selamünaleyküm. Bu benim araba değil lan, benimki nerede? Şimdi aracımızın radar kalibrasyonuyla alakalı bir problemimiz vardı. Biz bunu birkaç kez denedik. Daha doğrusu ben bunun videosunu çekememiştim. Kalibrasyon yapacak arkadaş video çekmeye izin vermemişti. Ben Sercan'a bunun detaylı bir şekilde anlattıracağım. Bunun tablasının üzerinde bir soket vardı. Mesafe yüksekliğini ölçen bir soket. Bu soketin kırık olduğu için bu kalibrasyon bozulmuştu. Daha sonra da bu kalibrasyonun yapıldığı çevrim içi bir sistem var. O sistemi de herkese açmıyorlar. Kapalıydı. Bayağı bekledik. Bir ay falan bekledik. Kapalıydı. Ondan sonra aynı onlar servise geldik. Yunus var arkadaşımız. Yunus Aydoğan, ben hallederim, getirin dedi. Şimdi aracımızın radar kalibrasyonunu yapmışlar. Sadece kameranın soketinde bir problem var. Daha önce bunu anlatmıştım. Bunun da soketini bulamamıştık. Kameranızın soketini ayarlayın, bir problem kalmayacak dedi. Şimdi araçla ilgili bir test yapacağız. İnşallah sorunumuz düzelmiştir. Arabaya bayağıdır
Şey yapmıyor yalnız, bunu kim ikisi de buraya koydu bilmiyorum tabi. Benzin de bitmiş. 4 lastik kontrol zaten set üzerine doğru basın. Şu tekerlere bakayım. Patlak çatlak bir şey var mı? Bir kontrolünü yapalım. Ya şu arabayı artık bir an evvel bitirmemiz lazım. Çok uzun zaman geçti. Bu arabayı işini biz zamana yayarsak biz zarar ettik. Şimdi şunu bir sustur. Şu lamba neyin lambası? Bilmiyorum, onu bir soralım. Gerçekten bıktım ya. Şimdi park sensörü hatası veriyor. Abi bu kadar teferruatlı arızalar yani çözülmüyor ya. Gerçekten bıktım. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Şimdi tekrar Aydoğanlara gidiyorum. Yunus'a bir daha bırakacağım arabayı. O demiş bir tur at gel. Tur attık. Şimdi kameraları çalıştırdık. Fakat başka bir arıza çıktı kameralar çalışınca.